8 Şubat, 14 Şubat değerli akrep burçları, nasılsınız? Umarım her şey iyi ve keyiftedir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam, günlük yorumlarımızı takip edebilirsiniz. Emlakla alakalı konulara, yeni yuva, yeni oluşum, yeni ev, yeni arayışlar, yeni ilişkiler dediğimiz haftanın enerjisine giriş yapacaksınız. Özellikle emlak alımı, satımı konularınızla kiralama, gayrimenkul konularımız daha ön planda olacak. Eğer bu tarz işlerle uğraşıyorsanız büyük bir kazanç evreniz var. Bunlar artıya geçiş yapacak. Yani korkulacak gibi değil. Elinizde hiçbir mal kalmayacak. Yani sadece zamanı geldi ve çıkma dönemi dediğimiz süreçler söz konusu olacak hayatınızda. Bakıyorum. Biraz da harekete geçmekten korkuyor musunuz? Yani birileriyle iletişim evreniz çok fazla var. Kimse telefonu açmak istemiyorsunuz. Uyku ruh haliniz var. Aslında bu hafta eğer doğru enerjiyi yüklediğiniz takdirde başarılar, yani illa emlak işi değil, yani finans sektöründe olabilir, büyük büyük kurumsal firmada olabilir, teknolojik telefon alanında olabilirsiniz, dijital parayla uğraşıyor olabilirsiniz. Çok büyük kazançların hareketli dönemini yaşayacaksınız. Bence biraz daha kendinizi böyle bir kaldırın. Hareketlerinizi güçlendirmeye, kendinizi yeniden bulmaya ihtiyacınız var. Çünkü siz duygusal boşlukta olduğunuz için hiçbir şeye konsantre olamıyorsunuz ve konsantre olamadığınız için de ciddi maddi kayıplar yaşamanıza sebep oluyor. Ne yapıyoruz? Tam gaz, yola devam ediyoruz. Yani yaşarken nefes alıyorsanız bu nefesi doğru değerlendirin. Hayatta ummadık kapılar insanların kapılarına düşer. Siz hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayaller sizin avucunuza düşer diyorum değerli akrep burçlarım. Evet, özellikle iletişimle alakalı iş konularınız çok daha güzel teklifler sağlayacak. Yakın çevrenizle alakalı kötü köprüler bazen kırık olur ve insanları kırmak isteriz ya, bu köprüleri birleştirme, daha sağlam ilişkiler içerisinde olma dönemine giriş sağlayacağız. Çünkü büyük şans ve büyük kısmet kapılarınız yakın dostlarınızla gelecek. Yani sizin iş kapınızı, parasal maddiyatınızı ya da güvendiğiniz, dost dediğiniz insanlarla iletişiminden geleceği için bu hafta çevrenizdeki insanları daha artı olarak değerlendirmenizi istiyorum. Ama öncelikle iletişim ani sinirlenebiliyorsunuz, ani konuşmak istemiyorsunuz, meşgule atıyorsunuz. Bunlardan bir çıkalım. Devamlı danışmansanız, danışmanlık sektöründe çalışıyorsanız, avukatsanız, yani bu tarz işleriniz varsa çok yoğun bir tempo, evrak koşturmalarınız söz konusu olacak. Bu hafta hani o dosyadan bu dosyaya, bu evraktan bu evrağı tamamlamaya çalışacaksınız. Ciddi ve ciddi sizi yoracak bir hafta. Ama para konularınızda da birikmiş olan bazı borç evrelerimiz var. Bunlarla ilgili bir plan haftasına giriş yapmanız lazım. Hala evdeki koltukla ilgili rahatsız olduğunuz konular var. Bu dönem bunu değiştirirsem birkaç ay sonra farklı ev. Yani sen bu gidişle evet kazanç geliyor. Geldiği gibi de ev eşyalarına takıldın. Yani koltuk problemin var, masayı değiştirmek istiyorsun. Evdeki enerjinin gitmesi gerekiyor ve senin uyanman için evin eşyalarını atmaya ihtiyacın var. Böyle bir şey yok. Sirkeli suyla evinizin enerjisini kendiniz abdest alabilir, üzerinizdeki negatiften kurtulabilirsiniz değerli akrep burçlarım. Özellikle kariyer hayatınızda akademisyen ya da üniversitede hocaysanız bununla ilgili yeni bir okul, yeni bir beklentiniz olabilir. Bu kapılarınızda büyük bir hayırlılık var. Yani doğru destekle, doğru oluşumla kendi yerinizi daha sağlam bir okula, daha belirgin isminizdeki unvanınız değişerek yeni bir noktaya geçiş yapacaksınız. Özellikle Ege ya da Marmara bölgesinde olan bazı akreplerde ailevi sorunlar daha içsel dünyanızda karmaşık söz konusu olabilir. Gereksiz çatışmalar, gereksiz birbirimizi üzebiliriz. Bunlar için belki bu hafta konuşulacak zaman değil, birkaç hafta sonra bunları daha sakin kafayla konuşursanız her iki tarafta anlayışlı bir süreç ve birbirimizi daha net anlayacağımız döneme girebiliriz. Bu hafta bunu yaparsak sıkıntı olacak diyorum. Bir de ailenizin çözmesi gereken baba soyunuza ait miras konuları var. Hala bitmeyen amca ve halalar ya da babaannenizden kalan mallarla ilgili herkes bizim diyor ve yasa olarak bunu çözmediniz ve çözme vaktiniz diyorum. İlişkinizle alakalı aldatılma, güven problemi, yalan söyleme dediğimiz noktalarla ilgili kafanız karışıyor. Bunları toparlamaya ihtiyacınız var bu hafta. Bunları lütfen ihmal etmeyelim. Yani karşımıza biri bir şey söylese altından farklı şeyler arıyorsunuz.
Bence bu dönem saat 9-9.30 arası uyku moduna ihtiyacınız var. Sabah erken kalkıp kendinize sakin bir yoga yaparak enerjinizi değiştirin ki bu haftanın gelecek iş konularınız, emlak, alım satım konularınız daha verimli olacak. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığı, bel fıtığı ve mide fıtığınız daha ön planda olabilir. Ve son zamanlarda uyku sırasında terleme enerjilerimiz var. Çocuklarınızla ilgili kaygı ve eğitim konuları ile ilgili probleminiz var. Özellikle anneanne, teyze dediğimiz bir kadının, anne soyunuza ait birinin sağlık problemi, hastane koşturmanız söz konusu olacak. Bu bizi biraz yorabilir. Bir de uzun süredir haber alamadığınız bir ilişkinizle ilgili bir iletişim söz konusu olacak. Artık bundan ne umut bekliyorsun bilmiyorum ama yepyeni bir elin tutmanız size daha büyük umut olacaktır. Geçmişi geride bırakmanız daha sağlıklı değerli akrep burçları. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.